Merhabalar sayın velilerimiz ve öğrencilerimiz. Ben Zeytin Naim Süleymanoğlu İlkokulu Psikolojik Danışmanı Tülerbatı. Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim çerçevesinde yapacağımız çalışmaları uzaktan eğitim çerçevesinde video sunumlar şeklinde yapabilmekteyiz. İnternetle ilgili sıkıntılarımız da olduğu için Zoom'dan toplantı ya da seminer şeklinde değil, sizlerle birlikte bu sıkıntıyı da aşabilmek için video sunumlarıyla evlerinize misafir olmayı daha uygun gördük. Çocuklarımız şu anda eğitimlerini internet ortamından uzaktan eğitim çerçevesine aldığı için zorluklarınızı biliyoruz. Bir araya gelmenin ne kadar zor olduğunun da farkındayız. Ama bazı konularda da sizlerin yanında olduğumuzu hissettirebilmek, sizlere yardımcı olabilmek adına bazı konularda bilgilendirmeler yapmamızın iyi olacağını düşünüyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreci sağlıkla atlatıp yüz yüze eğitim çerçevesinde bir araya geleceğimiz toplantılarımızı dört gözle bekliyoruz. İsterseniz seminerimize başlayalım. İlk konumuz pandemi döneminde aile içi iletişim. Bugünlerde sıradan olmayan günler yaşıyoruz. Geçen yıl Mart ayından itibaren tüm dünyada salgın olan COVID-19 pandemisi bizlerin alışık olmadığı, beklemediğimiz farklı duygulara, düşüncelere itmiş durumda. Hayat bizler için önceden planlamadığımız şekilde gerçekleşiyor. Umutlarımız, hayallerimiz, gerçekleştirmek istediklerimiz belki biraz ertelenmiş hissediliyor olabilir. Hepimiz yaşıyoruz bunları. Pandemi süreci çerçevesinde sosyalleşme alanlarımız son derece kısıtlanmış durumda. Dolayısıyla sosyal destek almak ve psikolojimizi güçlü tutabilmek adına daha fazla çaba harcıyoruz. Özellikle de aynı evi paylaştığımız aile bireylerimizle bu süreçleri daha yoğun yaşamaktayız. Pandemi dolayısıyla yaşadığımız bu krizi süreçler aile içi ilişkilerimizde yeni bir düzeni beraberinde getirmiş durumda. Kabul etmek gerekir ki bir değişim süreci içerisindeyiz. Etkileri hemen algılanmasa bile değişim insan hayatını her yönüyle kuşatan bir süreçtir. Her şey değişirken bireyler ve toplumsal arası ilişkiler de değişmekte. Aile kurumu da yaşanan bu değişim sürecinden hem etkilenmekte hem de bu süreci etkilemektedir. Aile ilişkilerinde iyileşmeyi sağlayacak olan kavram ise değişim ve bu değişimlere yönelik uyumdur. Öğrenciler okullardan uzaktalar, eğitimlerini uzaktan online derslere katılarak gerçekleştirmekteler. Evde onlara çalışma ortamı kurmak, onlara destek olabilmek için çabalarımız var. Aile üyelerinden çalışanların çalışma düzenlerinde değişimler yaşanmakta. Yakınlarımızdan, çevremizden uzak kalmaya çalışıyor, hem kendimizi hem de onları koruma altına almaya çalışıyoruz. Dışarı çıkarken iki kere düşünüyoruz. Dışarı çıkarken ki mutluluğumuz, eve geldiğimizde acaba herhangi bir sıkıntı ile karşılaşır mıyım? Dışarı çıktığımda karşılaştığım insanlarda acaba hastalık var mı diye kuşkuları, tedirginlikleri bizi itebilmekte. Daha fazla korumacı, daha fazla tedirgin veya daha fazla endişeli olabiliyoruz. Hayatımızın akışı, dengesi, düzeni değişimlerden etkilenmekte ve bizleri de bireysel olarak etkilemekte. Süreç içerisinde evlerimizde daha fazla birlikte zaman geçirdiğimiz için
Bugünlerde yoğun etkileşimde bulunduğumuz aile bilirlerimiz ile zaman zaman çatışmaların oluşması da doğaldır. Sağlıklı aile, problemlerin yaşanmadığı bir aile değildir. Yaşanan problemlerin çözümlerini bulan ve bunu uygun yöntemlerle çözen ailedir. Aile içinde bireylerin gerek aile ilişkilerini ilgilendiren konularda, gerekse bireylerin kendi yaşadıkları sorunlara ilişkin konuları konuşmamaları, sorunları paylaşmamaları bireyleri birbirinden uzaklaştırır. Zor zamanlarda sorunların paylaşılmaması ilişkileri sevgi ve paylaşıma dayalı olmaktan çıkarır. Bireyleri aynı mekanı paylaşmak zorunda kalma haline getirir ki bu yaşanan durum birlikteliği, beraberliği olumsuz yönde etkileyecek bir sürecin başlamasına neden olabilir. Ailenin sağlıklı ve güçlü olması üyeler arasındaki ilişkinin gücüne bağlıdır. İlişkilerin sağlıklı ve güçlü olması için de etkin iletişim gereklidir. Bu kapsamda beden dili ve göz teması, üslup, ilgili ve etkin dinleme iletişimin en önemli unsurlarıdır. Doğru iletişim için ne söylenmek istendiği çok iyi bilinmeli ve doğru kelimeler seçilip kullanılmalıdır. İletişim nedir? İnsanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan köprüdür. Toplumda iletişime ihtiyaç duyulmayan hiçbir ev ve iş yoktur. Sadece konuşmak ya da mesaj alışverişi değildir. Amacı bilgi vermek ve karşındakini etkilemektir. Genel ilkesi kişinin ne söylediği değil, nasıl söylediği ve doğru olarak kendini ifade edebilmesini ve bunun karşılığında da karşıdakinin doğru olarak anlaması, algılaması ve yorumlamasıdır. İnsanın toplumsallaşmasının bir yansımasıdır iletişim. İletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar ise ne söyleyeceğimizi bilmek, ne zaman söylemenin daha uygun olacağını belirlemek, nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleyebileceğimizi düşünmek, olayları basitçe anlatabilmek, akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmek önemlidir. İletişim kurarız? Var olmak için iletişim kurarız. Varlığımızı hissetmek ve hissettirebilmek için. Haberleşmek için iletişimi kullanırız, paylaşmak için iletişimi kullanırız, etkilemek ve yönlendirmek için iletişimi kullanırız, eğlenmek ve mutlu olmak ve bu mutluluğumuzu paylaşmak için iletişim kurarız. İletişim kurmanın tek yönlü ve çift yönlü iletişim şeklinde iki ana özelliği vardır. Tek yönlü iletişim, kaynaktan alıcıya aktarılan mesaj ile herhangi bir geri bildirim olmadan gerçekleşen iletişimdir. Genelde kaynağın tek, alıcı sayısının çok olduğu durumlarda gerçekleşir. İletişimden çok bilgi akışı sağlamak içindir. Şu anda yapmış olduğumuz video seminer sunumumuz tek yönlü iletişim örneğini size göstermekte. İki yönlü iletişim ise kaynağın gönderdiği iletiye bir şekilde geri birim bildirim aldığı iletişim türüdür. Daha etkindir ve demokratiktir. Kişiler arası iletişim genellikle çift yönlüdür. Demin tek yönlü örnekte verdiğimiz video sunum şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın dışında yüz yüze eğitim çerçevesinde verdiğimiz seminerler aslında iki yönlü iletişim örnektir. Orada hem konuşmacı hem de dinleyiciler aktif olarak
katılım sağlamakta, birbirine sözlü ve sözsüz iletişim şeklinde, yani duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla birbirlerini etkilemektedirler. Bu kişiler arası iletişimin çift yönlü olduğu durumlara bir örnektir. İki yönlü iletişimin ön koşulu iletişim için zaman ayrılmasıdır. Yani iki bireyin bir araya geldiğinde karşı tarafı dinlemek adına kendisine verilen bir zamanın olduğunu hissettirmesidir. Televizyon seyrederken, gazete okurken ya da yemek hazırlarken, mutfakta uğraşırken ya da temizlik yaparken veya iş yerinde işle uğraşırken kurulan iletişim özensiz ve kişinin iletişim kurma isteğini tatmin edici olmamaktadır. Kişi anlattıklarının anlaşılmadığını, kendisinin önemli olmadığını, anlattıklarının önemsenmediğini hissettiğinde bu iletişimi sonlandırabilir ve iç duygusunda bir daha bir şey anlatmama, paylaşmama hissiyatı içerisine girip tavır ve davranışlarında değişikliklere sebep olabilir. Aile üyelerinin karşılıklı oturarak birbirlerini dinleyerek kurdukları iletişim daha sağlıklıdır. Bu iletişim karşı tarafa şu mesajları vermektedir. Seni dinliyorum, seni önemsiyorum, anlattıklarım benim için değerli, yardımcı olabileceğim bir şey varsa her zaman yanındayım. Bana anlattığın için, benimle paylaştığın için mutluyum. Aile içi sürekli yakın ilişkiler bazen aşırı oranda teklifsiz ve özensiz de olabilir. Ayağa kalkan aile bireyine gelirken su getir ifadesiyle gelirken bir bardak su getirir misin rica cümlesi arasında kişinin öz saygısını etkilemesi açısından büyük fark vardır. Bu dönemde özellikle bir arada olma zamanlarımız çok daha fazlalaştı. Aile içindeki yakınlaşma, yakın ilişkiler, birbirimizle geçirdiğimiz zamanın, sürenin artması, bu teklifsiz ve özensiz tavır, davranış ve düşüncelerimizi ortaya çıkarabilir. Demin de bahsettiğimiz gibi cümlelerimizde ve kullandığımız kelimelerde emir kiplerinin kullanılması, karşı tarafın öz saygısını etkilemesi açısından büyük bir fark yaratmaktadır. Aileler için kolaylaştırıcı olacak bir başka unsur da duygularımızı ifade etmemizdir. Kızgınlık, sevgi, düş kırıklığı, umutsuzluk, kıskançlık, sevinç bunları birçok şekilde ifade edebiliriz. Önemli olan bu duyguları zamanında ve yerinde ifade etmektir. Her duygu, her türlü düşünce uygun davranışlarla ifade edildiğinde anlam kazanır. Birçok insan duygularını gereği gibi ifade edemez ve bu nedenle de kendini engellenmiş hisseder. Sağlıksız iletişim, aile üyeleri arasındaki sözlü iletişimin kapalılığından, kişilerin söylemek istediklerini dolaylı yollardan ifade etmelerinden meydana gelir. Zamanında yerinde davranışlarla ifade edilemeyen cümleler, duygular maalesef beyinlerimizde kalıcı etkileri nedeniyle daha sonrasında hiç olmadık zamanlarda karşımıza patlamalar şeklinde çıkabilir. Kendimizi nasıl daha iyi ifade edersek karşı tarafı etkileyebilir, duygularımızı, düşüncelerimizi ona daha iyi açıklayabiliriz derseniz, ben dili kullanmanın İletişimde karşı tarafıyla birlikte aynı düşünce ve duygu durumuna gelişte bir ön koşul olduğunu söyleyebiliriz. Ben dili ne demektir? Aslında zaman zaman hepimiz
kullandığımız fakat yaşamımız içerisinde önemli bir rol alıp almadığını bilmediğimiz belki de bir süreç. Açıkladığımızda belki daha az kullanıyoruz ve bunu çoğaltırsam bana yararlı olabilecek dediğimiz bir dil bu. Ben dili karşı tarafın kişiliğinin ve kendisinin suçlanmadan, eleştirilmeden yaptığı davranışın yanlışlığının nedenleriyle karşı tarafı somut olarak nasıl etkilediğini ve ne tür duygular uyandırdığını açıklayan bir iletişim dili. İçerisinde kabul edilmeyen davranış, kabul edilmeyen davranışın gerçek ve somut etkisi, kişinin üzerindeki gerçek ve somut etkisi, kabul edilmeyen davranışın yaşattığı duygu vardır. Ben dilini örneklendirecek olursak, müzik sesinin çok açıldığı bir anda, müziğin sesini çok açtığında başımda korkunç bir ağrı oluyor ve çok rahatsızlanıyorum. Bu rahatsızlık işlerimi yapmama da engel oluyor ve üzülüyorum. Oyuncakların ya da evin dağıldığında hissettiklerimizi karşı tarafa anlatmamıza bir örnek olarak, oyuncaklarını ya da evdeki eşyaları dağıttığında ve toplamadığında etrafın dağınıklığı beni çok rahatsız ediyor. Kendi işlerimi yapmakta zorlanıyorum. Topladığımda ise yoruluyor ve kendimi iyi hissetmiyorum. Bu şekilde kabul edilmeyen davranışın belirtilmesi ve bu davranışın kişi üzerindeki olumsuz etkisinin ve kişinin bundan dolayı ne hissettiğinin açık cümleler halinde ifade edilmesi doğru dil olan ben dilinin kullanılmış olmasını sağlar. Böylece olumlu iletişiminde önü açılmış olur. İletişimi kapatan iki taraf içinde kırıcı, engelleyici, suçlayıcı, yargılayıcı hissettiren sen dili ise olumsuz iletişim ortamının yaratılmasını sağlayan dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Demin verdiğimiz örneklerin sen dili şeklindeki ifadelerine bakarsak, müziğin sesini kıs artık, kulakların duymuyor mu? Ne kadar dağınıksın, her zamanki gibi, yeter artık. Bu cümleler bir tarafın kızgın, öfkeli, kırgın, bir tarafın suçlanan, eleştirilen, yargılanan kısım olarak iletişimin başladığını gösterir ki bu her iki taraf için de olumsuz etkiler yaratan bir süreçtir. Arada oldukça fazla kırıcı sözler söylenebilir, karşılıklı kelimeler birbirini zedeleyebilir. Pandemi sürecinde düşünce ve duygular olarak hepimiz zorlu bir süreç yaşıyoruz. Gerginliğimiz, güvensizliklerimiz, korkularımız, endişelerimiz, yalnızlık hissimiz, yetememe, çaresizliklerimiz, öfke duygumuz, mutsuzluğumuz, geleceğe, şu ana ait kaygılarımız ve buna eşlik eden, bu duygularımıza eşlik eden ani değişimler gösteren davranış şekillerimiz, ani öfke patlamaları ya da çok fazla sessizlik içine gömülme davranışları ortaya çıkabilmekte. Obsesif kompulsif davranış problemleri belirsizlik dönemlerinde insanların kaygı düzeyinin çok yoğun olduğu dönemlerde çok daha fazla karşımıza çıkmakta. Obsesif kompulsif davranışları şu şekilde tanımlayabiliriz. Davranışlarda ve düşüncelerde tekrarlayan kişinin bireysel ve sosyal yaşantısını engelleme boyutuna gelebilecek davranışlar ve duygular olarak
nitelendirilebiliriz. Kendi içine kapanma, dışarıya çıkma davranışında zorluk, endişe, sık sık el yıkama, sık sık temizlik yapma. Bu dönemin normal süreçleri içerisinde hepimiz temizliğimize, kişisel hijyenimize, davranışlarımızdaki değişimin farkındayız. Ama bunlar artık kişinin kendi aile ilişkilerinde veya sosyal ilişkilerinde engelleyici boyuta gelecek şekilde olmasından bahsedilmektedir. Evet, bu süreç geçici fakat etkileri ve bu sürecin işleyici çok güçlü ve etkileyici. Dikkat etmemiz gereken kurallara sık sıkıya uymamız gereken bir dönem. Kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı, çevremizin sağlığı, toplumumuzun sağlığını düşünmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Endişeyi tedbire, tedbiri uygulamaya, uygulamayı rutine, rutinin de sağlığımızı ve mutluluğumuzu getirdiğinin inancına ihtiyacımız var. Salgın dönemi çerçevesinde hepimizin bireysel olarak duyguları, düşünceleri etkilenmekte, sıkıntılarımızı, yorgunluklarımızı, endişelerimizi, umutlarımız ve umutsuzluklarımızı, kızgınlıklarımızı, heyecanlarımızı tüm vücudumuzun hücrelerine kadar hissetmekte. Bununla birlikte bu duygu ve düşünceler tavrımızı, sözlerimizi ve duruşumuzu değiştirmekte ve çok fazla kişiye de etki etmektedir. Tüm yaşadığımız duyguları ve düşünceleri empati yaparsak, herkesin aynı derecede hissettiğini ve etkilendiğini düşünerek hareket edersek, bu süreçte psikolojimizi iyi tutmuş olur, hayatımızdaki değişimleri ve değişen dünyaya ayak uydurma davranışlarımızı daha uyumlu ve sakin karşılayabiliriz ve olumlu bir şekilde bu zorlu süreci birlikte atlatabiliriz. Bu inanç içerisinde ailenin her bir bireyinin mutluluğu, huzuru, beden sağlığı ve ruh sağlığının etkileşim halinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Zamanın, anın, aldığımız havanın, içtiğimiz suyun, ailenin, doğanın, hayvanların, yeşilin, dostların, konuşabilmenin, sarılabilmenin, bir araya gelebilmenin, sohbetin değerini o kadar güçlü bir şekilde hissettik ki tüm dünyaca. Anı yaşadığımızı hissediyorsak, geride hoş bir seda ve güzellikler bırakmaktan başka bir şey düşünmemeliyiz. Sizin de, ailenizin de, çevrenizin de, toplumunuzun da güzel sözlere, bakışlara, birbirimizi anlamaya ve destek olmaya ihtiyacımız var. Yalnız değilsiniz. Hepimiz bu süreci hep birlikte, bireysel, toplu, tüm dünyaca yaşıyoruz. Onun için birbirimizi yalnız hissettirmemeli, en küçük birimimizden başlayarak aile olarak yalnız hissettirmemeliyiz her bir aile üyemizi. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Okulumuzda yine birlikte olacağımız günlere kadar hoşça ve sağlıkla kalın. Kendinize ve birbirinize iyi bakın. Hepimiz çok değerli ve biriciyiz. Bunu iliklerimize kadar hissedelim lütfen. Ve buna uygun olarak davranalım birbirimize. Sevgiyle kalın.